Merhaba arkadaşlar, doğrusal denklem grafiği videomla karşınızdayım. Sizlere her zaman olduğu gibi konunun farklı soru tarzlarını vermeye çalışacağım. Başarılar diliyorum. Arkadaşlar, doğrusal denklem grafiğini biz 3 e, şekilde çizebiliyoruz. Birincisi eksenlere paralel, ikincisi orijinden geçen ve üçüncüsü de eksenleri kesen arkadaşlar. Şimdi birincisiyle başlayacak olursak eksenlere paralel. Ne demek? Öncelikle şurada verdiğimiz x eşittir eksi 2. diğerine bir bakalım. Arkadaşlar e, x eşittir eksi 2 doğrusu nereden geçer? E, x de negatif taraf şu taraftır eksi 1 ve eksi 2. Şu nokta. Bunu nasıl çizeriz arkadaşlar? Şu şekilde eksi 2'den geçen doğruyu ben arkadaşlar şu şekilde çize bilirim. Gördüğünüz gibi okları göstermeyi unutmayalım. Yukarı doğru gidiyor aşağıya doğru gidiyor. Bu bir doğru. X eşittir. Eksi 2 doğrusu. Arkadaşlar bu doğru hangi eksene paralel? Gördüğünüz gibi y eksenine paralel. X eşittir. Eksi 2 doğrusu. Y eksenine paralel. Şimdi de y eşittir 3 noktasına bakalım. Y 3 noktası nerede? 1, 2 ve 3 olsun. Şöyle çizeceğiz arkadaşlar. Bu doğru bu şekilde gidiyor. Bu da y eşittir 3 doğrusu. Hangi eksenle paralel arkadaşlar? Gördüğünüz gibi x eksenine paralel. Y eşittir 3 doğrusu da x eksenine paraleldir. O zaman şuradaki boşlukları dolduralım. Diyor ki x'e paralel doğrular hangi ekseni kesiyor arkadaşlar? X eksenine paralel doğrular gördüğünüz gibi arkadaşlar Y eksenini kesiyor. Peki Y'ye paralel doğrular hangisi? Şu doğru Y'ye paralel doğru, Y eksenine paralel doğru bu. Hangi ekseni kesti? Gördüğünüz gibi X eksenini kesmişti. X eksenini keser. Yani sorularda size şöyle verir arkadaşlar ya da der ki x'e paralel doğru olan şu noktası der y'ye paralel şu noktası der e, gibi bu şekilde de karşılaşabilirsiniz şu durumda buraya dikkat edelim Arkadaşlar şimdi e, eksenlere paralel doğruların e, özelliği var şurada ayırt edici özellikler şu morla yazdıklarım üçünün de bunları iyi öğrenelim paralel doğruların bir çeşit bilinmeyeni vardır. Bakın sadece x bilinmeyeni var. Gördünüz mü? Başka bilinmeyen yok. Bunu çözdüğümüzde yani 5'i şu tarafa attığımızda eksi 2x eşittir 7 eksi 5. Buradan da arkadaşlar şöyle devam edelim. Eksi 2x eşittir 2 her iki tarafı eksi 2'ye böldüğümüzde x ne çıktı arkadaşlar? Eksi 1 çıktı. Gördünüz mü? Peki bu x eşittir. Eksi 1 doğrusu nerede? Şurada. Şurada gösterelim o zaman. Bu da arkadaşlar x eşittir. Eksi 1 doğrusu. Gördünüz mü? Y eksenine paralel çıktı. Eksenlere paralel doğru grafikleri de bu şekilde gösteriliyor. Gelelim ikincisi orijinden geçen. Orijin neresiydi arkadaşlar? Şurasıydı sıfıra sıfır noktası. Bunun özelliği de ayırt edici özelliği de şudur. İki bilinmeyen olacak ve sabit sayı olmayacak sıfır haricinde. Sabit sayı olmayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane bilinmeyen var. Birisi x birisi de y. Burada sabit bir sayı görüyor musunuz? Hayır arkadaşlar sıfırın haricinde sabit sayı göremiyorsunuz. Neden sıfır haricinde diyorum? Çünkü şu 3y'yi eşitliğin sol tarafına atarsam 2x eksi 3y eşittir 0 sıfır olacak. Sıfırda bir sayı diyebilirsiniz. Sıfır haricinde sabit bir sayı olmayacak arkadaşlar. Peki bakın şöyle ifadeler yani bunları nasıl bulacağız? Bunun grafiğini nasıl çizeceğiz? Arkadaşlar hemen ne diyelim? Değerlerimizi, değerleri kendimiz veriyoruz arkadaşlar. X'e öncelikle ilk vereceğiniz değer her zaman 0 olsun. X eşittir 0 için Y değerini bulalım. X yerine 0 yazdığımızda 2 çarpı 0 eşittir 3Y. Yani arkadaşlar 3Y eşittir 0 çıkıyor. O zaman Y ne oluyor? 0 oluyor. İlk noktamız neymiş? X 0 için 7 0 çıktı. 0'a 0 noktası. Sonra değerleri kendiniz verin. İster 1 verin ister 2 verin. Ben ama 3 vermek istiyorum. Şimdi 2 ile 3 asal e sayı. X'in yerine 3 verirsem bunlar rahatlıkla 7 2 çıkar onu görüyorum. Ama siz kendiniz istediğiniz değeri verebilirsiniz. Ben 3 vermek istiyorum. X 3 için arkadaşlar yani X yerine 3 yazdığımda 2 çarpı 3 eşittir 3y. Y kaç çıkacak? Ona bakıyorum. Bu da ne çıkar? 6 eşittir 3y. Her iki tarafı 3'e böldüğümde y yalnız kaldı. 6 bölü 3 2. Gördünüz mü? Y 2 çıktı arkadaşlar. Yani ikinci noktam da şöyle diyebilir miyim? 3e 2 noktası. Bir tane daha nokta alabilirsiniz. Ne verelim? x eşittir arkadaşlar 4 verelim. x eşittir 4 için hemen yerine yazalım. 2 çarpı 4 eşittir 3y'den. Buradan da arkadaşlar 8 eşittir 3y. Her iki tarafı 3'e bölelim. Yeni çıktı. 8 bölü 3 çıktı. Yani noktamız ne bu seferde? 4'e x4 olduğunda Y 8 bölü 3 çıktı. Noktaları bulduk. 3 tane nokta bulduk. Şimdi yukarıdaki grafikte bunları çizelim. Birinci noktamız neydi arkadaşlar? 0'a 0 noktası neresi? Şurası. İşaretledim. İkinci noktamız neydi? 3'e 2 noktası. X de 3, Y 2. X de 3 neresi? 1, 2, 3. Burası 7, kaçtı 2 1 2 burası olsun ve bunları birleştirdiğimde oluşan nokta şu üçüncü noktam neydi 4'e 8 bölü 3 4 nerede şurada 8 bölü 3 de arkadaşlar 2 kere 3 6 20 2 küsürlü oluyor 3 olmuyor o zaman şuraya 8 bölü 2'nin üstünde hemen 8 bölü 3 yazdım ve bunun da noktalarını birleştiriyorum şurası Gördünüz mü? Noktayı birleştirdik. Şimdi arkadaşlar 3 tane noktamız var. Şu ve şu. Bunları birleştiriyoruz bir doğru üzerinde. Evet birleştirdim. İşte şu oluşan doğru arkadaşlar. 2x eşittir 3y doğrusudur. Grafik bu şekilde çiziliyor. X'e kendiniz arkadaşlar orijinden geçen Denklemlerde x değerlerini kendiniz veriyorsunuz, veriyorsunuz ama dikkat edin x'e en başta 0 değerini veriyoruz. Ne çıktı? Y'de sıfır 0 çıktı. Buraya dikkat edelim. Gelelim eksenleri kesen doğrunun grafiği. Arkadaşlar bunun ayırt edici özelliği de 2 bilinmeyen olacak ve sabit bir sayı da olacak. 24, 12, 5, eksi 3 gibi. Buraya dikkat edelim. Ayırt edici özellikler bunlar. Bunlara çok dikkat edelim arkadaşlar. Sonra ne yapıyoruz? Hemen böyle denklemlerde de arkadaşlar x'e değer vereceğiz. Ne verelim? İlk başta 0 veriyorduk. x eşittir 0 için. x 0 için arkadaşlar yerine yazıyorum. 2 çarpı 0 artı 3 y y değerini bulacağım. 24. Burası 0 oldu. 3y eşittir 24 çıktı. Her iki tarafı 3'e böldüğümde y ne çıktı arkadaşlar? 8 çıktı. Değil mi? 24 bölü 3, 8. Peki noktamız ne çıktı yani? 0'a arkadaşlar 8. Peki şimdi arkadaşlar y sıfırdan farklı bir sayı çıktı ya. Şurada 0 çıkmıştı. 0'a 0 çıkmıştı. Y 0'dan farklı bir sayı çıktığı için hemen burada iki tane nokta bulmam yetiyor. Yani Y'ye de bir 0 için veriyorum. 0 değeri için X değerini buluyorum. Ne olur? 2X artı 3 çarpı 0 eşittir 24'ten. 2X 24 çıkıyor. 2'ye böl. X 12 çıktı. Yeni noktamız ne? 12'ye 0x 12 çıktığı için y'ye de 0 verdiğimiz için 12'ye 0 noktası. Buraya dikkat çok dikkat edelim arkadaşlar. Eksenleri kesen doğru çizmem için, çizebilmem için grafiğini çizebilmem için x'e 0 değerini verip y değerini buluyorum. y'ye de 0 değerini verip x değerini buluyorum. Burada da aynı şeyi yapabilirdim ama orijinden geçtiği için bu x'e 0 verdiğimde y de 0 olacaktı. Başka noktalara da ihtiyacım vardı. O yüzden başka değerler de verdim. Burada başka noktalara ihtiyacım yok arkadaşlar. 0'a 8, 12'ye 0 noktaları hemen bulalım. 0'a 8 noktası x 0 için y 8 arkadaşlar. x 0 için y 8 şurası olsun. Peki birinci nokta bu. İkinci noktamız 12'ye 0. Yani x 12 için arkadaşlar y 0 olacak. O zaman şu nokta olsun. Gördünüz mü? Şimdi bunun hadi grafiğini çizelim doğrusunu. Bu iki noktayı kesen doğruyu çizeceğim arkadaşlar. Bakın bu iki noktayı da şöyle bir doğru kesti. O zaman biz bu doğruya diyoruz ki bu doğrunun adı 2x artı 3y eşittir 24 doğrusu diyoruz. Ve eksenleri kestiğinde görüyoruz. Bakın hem x'i kesti hem de y eksenin ikisini birden kestiği için arkadaşlar. Bunun adı da eksenleri kesen doğrunun grafiğidir. Grafikler bu şekilde çiziliyor. Sorularımızı çözmeye başlayalım. İlk sorumuz şöyle. Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen doğrunun denkliği aşağıdakilerden hangisidir? Hemen arkadaşlar bakıyorum bakın bu x eksenine paralel. E, o zaman nedir? y'yi kesiyordur. Zaten görünüyor y eksenini 4 noktasında kesmiş. Yani bu y eşittir 4 doğrusu arkadaşlar. Şıklardan arayalım. A şıkkı x eşittir 4 diyor. Hayır. B şıkkı y eşittir 4 doğru. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi iki bilinmeyen var. Bilinmeyen var ve sabit sayı var. Bu arkadaşlar eksenleri kesen doğrunun grafiğidir. İki bilinmeyen ve sabit sayı var. Bu da eksenleri kesendir. Yani eksenlere paralel değildir. Zaten bulduk arkadaşlar. Bir eşit kıydı. Gelelim ikinci sorumuza. Denklemi x eşittir eksi 2 olan doğrunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar x eşittir eksi 2 ise bu nedir? y'ye paraleldir. Y eksenine paralel bir doğrudur. O zaman y eksenine paralel bir doğru arıyoruz. Biz e, gördüğünüz gibi y eksenine paralel doğrular. Bu x eksenine paralel, x eksenine paralel a ve b'dir. Buradan bulabiliriz. x eşittir eksi 2 diyor. Şu nedir? x eşittir 2 doğrusudur. Eledik. Bu nedir? Eksi 2'den geçiyor. Gördüğünüz gibi eksi 2 doğrusudur bu olur. Şunlar zaten arkadaşlar x'e paraleldi. Yani bu y 2 yine de gösteriyorum. Konu iyice otursun diye arkadaşlar böyle gösteriyorum size. Cevap neydi? B şıkkıdır diyoruz. Gelelim diğer sayfamıza. Şöyle hemen büyüteyim sayfamı. Evet. Aşağıda denklemleri verilen doğrulardan hangisinin grafiği orijinden geçer diyor. Arkadaşlar Şöyle tam ekranı alalım. Pardon. Evet. Orijinden geçer. Hemen şöyle altını çizdim. Ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen x'e 0 değerini verip işlemlere bir bakalım. x eşittir. Ha burası zaten arkadaşlar x eksi 3 eşittir 0'dan x eşittir. x 3'ü bu tarafa at 3 çıktı. Bir kalsın o zaman 2'yi de şu tarafa atalım y eşittir eksi 2 çıktı. C şıkkına bakalım. Böyle sorularda ne yapıyorduk? X'e 0 veriyorduk arkadaşlar. X eşittir 0 için ne çıkar? 3 çarpı 0 eşittir y'den y eşittir 0 çıkar. Yani bu 0'a 0 sıfır noktasıdır. Peki bir de şuraya bakalım. X eşittir 0 için arkadaşlar 0 artı y eksi 3 eşittir sıfırdan y de buradan eksi 3 attığımızda 3 çıktı sıfıra 3 noktası sonra da buradan bir de y'ye 0 vereceğiz arkadaşlar böyle çıktığında sıfıra 0 sıfır çıkmadığında y'ye 0 veriyoruz o zaman x artı y yerine 0 yazdık eksi 3 eşittir sıfırdan x de 3 çıktı bu noktamızda 3'e 0 noktası diyoruz arkadaşlar şimdi bunları yaptım Zaten siz gördünüz ama hani konu iyice pekişsin diye ben uzun uzadıya anlatıyorum. Orijinden geçen diyor. Bu bir kere arkadaşlar e, x eşittir 3 doğrusu nedir? Y'ye paralel. Y eksenine paralel bir doğrudur. Y eşittir x 2 doğrusu x eksenine paralel bir doğrudur. A ve B şıkları arkadaşlar nedir? Eksenlere paralel doğru grafiğidir bu. Paralel doğru grafiği kısaltalım. Peki C şıkkı nedir? Gördüğünüz gibi sıfıra sıfır noktası. Ne demektir bu? Sıfıra sıfır noktasının diğer adı neydi? Orjindi. Zaten bu noktayı gördükten sonra diyoruz ki bu orijinden geçen doğrunun grafiğidir. Aradığım şık C şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Gördüğünüz gibi sıfır verdiğimde 3 çıktı e, y'ye 0 verdiğimde x3 çıktı. Bu eksenleri kesen doğrunun grafiğiydi. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? 0'a 3 ve y 0 olduğunda x de 3 çıkıyor. Şu gördüğünüz gibi eksenleri kesen doğrunun grafiğidir. Orijinden geçen soruyu bana cevap C şıkkıdır. Şöyle de bulabilirsin. Size ayırt edici özelliklerini vermiştim ya arkadaşlar. Mantığını anladıktan sonra ezber yapmanızda hiçbir sorun yoktur. Daha da pratikleştirir sizi. Şimdi bakın neydi? Ayırt edici özellikleri neydi? Orijinden geçen için neydi arkadaşlar? İki bilinmeyen olacaktı. Sabit sayı olmayacaktı Sıfır haricinde. Peki bir bilinmeyen var, bir bilinmeyen var, iki bilinmeyen var ve sabit sayı yok. İki bilinmeyen var sabit sayı da var. Bu eksenleri kesen. Orijinden geçen aradığım buydu. Gördünüz mü? 2 saniyede çözmüş olduk. Konuyu anladıktan sonra ezberin sakıncası yok. Peki. Diğer sorumuz denklemi 2 eksi 3 x eşittir 0 olan doğru ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 bilinmeyen var ve 0 sıf yani haricinde bir sabit sayı yok. O zaman bu nedir? şöyle diyelim isterseniz 2 bilinmeyen var sabit sayı yok nedir bu orijinden geçen doğrunun grafiğidir A şıkkı diyor ki orijinden geçer. Evet orijinden geçer. Peki 2'ye 3 noktasından geçer. Bu ne demektir arkadaşlar? Bu da diyor ki sen diyor denklemde x yerine 2 y yerine de 3 var diyor. Acaba sonuç 0 çıkacak mı? Sonuç 0 çıkıyorsa evet 2'ye 3 noktasından da geçiyor. Ama 0 çıkmıyorsa sonuç çünkü 0'a eşit diyor ya e, o zaman geçmez yanlıştır diyoruz. Hemen bakalım x yerine 2 vereceğiz. y yerine de 3 vereceğiz. 2 çarpı 3 eksi 3 çarpı x yerine 2 verecektik 2. Acaba 0'a eşit mi? Nedir? 6, 2 kere 3, 6, eksi 3 kere 2, 6. Gördüğünüz gibi 6'dan 6 çıktı 0. 0 eşit olduğu için arkadaşlar bu B şıkkı da doğrudur. Gelelim C şıkkına. Eksi 4'e eksi 6 noktasından geçer. Aynı yöntemi bunda da kullanıyorum. X yerine eksi 4, Y yerine de eksi 6 yazacağım. 2Y dediği için Y yerine eksi 6 yazıyorum eksi 3 çarpı x yerine de eksi 4 yazıyorum arkadaşlar. Bakalım 0 çıkacak mı? 2 kere eksi 6 eksi 12 eksi 3 çarpı eksi 4 artı 12 0 mı arkadaşlar? Eksi 12 artı 12 0. Gördüğünüz gibi eşit çıktığı için evet bu denklem ya da doğru eksi 4'e eksi 6 noktasından da geçiyor. Eksenleri farklı noktalarda keser. Arkadaşlar bu grafik eksenleri kesen doğru grafiği değil orijinden geçen doğru grafiği olduğu için D şıkkı yanlıştır. Bana da yanlışı soruyordu. Peki. Eğer şunu ezberlemeyeceğim diyorsanız arkadaşlar. X değerini sıfır verdiğinde Y'de sıfır çıktığını göreceksin. O zaman sıfıra sıfır orijinden geçer diyeceksin arkadaşlar. Diğer sorumuz diyor ki 5 y artı 15 eksi 3x eşittir 0 doğrusu e, denklemine ait doğrusal denklemine ait grafik aşağıdakilerden hangisidir. Hemen ne diyorum arkadaşlar 2 bilinmeyen var sabit sayı var bu eksenleri kesen doğrunun grafiği şıklardan a hepsi de eksenleri kesiyormuş elediğim şık yok. Peki o zaman ne yapacağım çözeceğim mecbur. E, hemen şöyle çözelim. Ne yapıyorduk arkadaşlar. İlk başta x'e hemen 0 veriyorduk. x 0 için y değerini bulacağız. Peki yazalım. 5y artı 15 eksi 3 çarpı 0 eşittir 0. x yerine 0 yazdım. 5y artı 15 eşittir 0. 15'i at buraya. 5y eşittir eksi 15. Her iki tarafı da 5'e böl. y yalnız kalsın. Y'de ne çıktı arkadaşlar? eksi 3 çıktı. Yani ilk noktamız neymiş? 0'a eksi 3 noktasıymış. Peki şimdi de ne yapıyorum? Y'ye 0 veriyorum. Y 0 için x değerini bulacağım. 5 çarpı 0 artı 15 eksi 3x eşittir 0. Şurası 0 zaten. 3x'i de şuraya atalım. 15 eşittir 3x. X'i yalnız bırakmak için her iki tarafı x'in katsayısına böldüm. x'de ne çıktı arkadaşlar? 5 çıktı. Yeni noktam ne? İlk başa x'in değerini yazıyoruz. Dikkat edelim. Y'ye 0 vermiştik. 5'e 0. Gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar bunun grafiğini nasıl çiziyorduk? Kendimiz de çizebiliriz. Şıklardan da bakabiliriz. Hemen şöyle size grafiğini nasıl çizdiğimi göstereyim. Şıkları da ona göre eğileyim. E, neydi? 0'a x3. x0 için y eksi 3 şurası. Peki 5'e 0. x5 burada y0 da burada. Gördünüz mü? İşte bu grafik doğru. Peki hangi şık oluyor? x'i 5'te y'yi de eksi 3'te kesecek. Gördüğünüz gibi a şıkkı oluyor. Diğer sorumuz Yandaki koordinat sisteminde verilen D doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar eksenleri kesen doğrunun e, de, e, grafiği verilmiş denklemini soruyor bize. Bunun formülü var ama 8. sınıflara formül vermiyoruz arkadaşlar. Bunu şıklardan çözmemiz gerekiyor. Hemen şöyle diyorum arkadaşlar. Şimdi şu grafikten ne okuyorum ben? X'i e, 3 noktasında kesmiş. O zaman bu 3'e Sıfır noktasıdır. Y'yi de eksi 2'de kestiğine göre arkadaşlar nedir? Sıfıra bir de eksi 2 sıralı ikilisi çıkmış ve böyle grafik oluşturmuş değil mi? X'e 0 verdiğimde y eksi 2 çıkmış. Grafimizi bu şekilde çiziyorduk ya. Ee, Y'ye 0 verdiğimde de eksi 3 çıkmış. Peki buna göre artık şey yapabilirim. Şıklardan gidebilirim. Hemen şöyle diyorum. Şöyle kaydırayım D şıkkında görelim. Diyoruz ki arkadaşlar x0 için y ne çıkacak? x2 çıkacak. Bakalım oluyor mu? 2 çarpı 0 eksi 3y eşittir 1. 0 oluyor burası arkadaşlar. Eksi 3y eşittir 1 çıkıyor. Her iki tarafı da eksi 3'e böldüğümde gördüğünüz gibi y eksi 1 bölü 3 çıktı. Oldu mu? Olmadı. Neden? Aradığım şey neydi? Eksi 2 arkadaşlar. Peki A şıkkını eledik. B şıkkına gelelim. X'e 0 verdiğimde 2 çarpı 0 eksi 3y eşittir 0. Şurası 0 zaten. Gördüğünüz gibi eksi 3y eşittir 0'dan y'de arkadaşlar ne çıktı? 0 çıktı. Yani noktamız ne? 0'a 0. Sıfır. Orijinden geçen. Ama bu grafik eksenleri kesen. Bunu da eledik. Gelelim C şıkkına. X eşittir 0 için 2 çarpı 0 eksi 3y eşittir eksi 6. Şurası 0 oluyor. Yani eksi 3y eşittir eksi 6. Her iki tarafı da eksi 3'e böldüğümüzde y yalnız kalsın. Y ne çıktı arkadaşlar? Eksi ile eksinin bölümü 2. Gördüğünüz gibi 0'a 2 noktası çıktı ama benim aradığım nokta eksi 2 olacak. O zaman c şıkkını da eledik. Gelelim d şıkkına. x eşittir 0 için 2 çarpı 0 eksi 3y eşittir 6'dan şurası 0 eksi 3y eşittir 6. Her iki tarafı eksi 3'e bölelim. y yalnız kaldı 6 bölü eksi 3 eksi 2. Gördünüz mü arkadaşlar x'e 0 verdiğimde y eksi 2 çıktı. Aradığım nokta da bu. İstersen y'ye 0 verip x değerini de ona göre ararsın. Yani cevap değişiklidir deriz. Bu tarz sorularda bu şekilde çözülüyor arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkı denklemi y eşittir 2 bölü 3 olan doğru x eksenine paraleldir. Evet arkadaşlar y noktası verildiyse bu e, doğrunun grafiği şu şekildedir şu bu y eşittir 2 bölü 3 doğrusudur. Gördüğünüz gibi x eksenine paraleldir doğru Denklemi x eşittir x 5 olan doğru y eksenine paraleldir Evet x noktası verildiyse y eksenine paraleldir yine de gösterelim x eksi 5 nedir? Şuradadır. Gördüğünüz gibi bu doğru da y eksenine paraleldir. Bu ifade de doğrudur. c şıkkına bakalım. a noktası 1 eksi 2 noktası denklemi x artı 6'ya artı 11 eşittir. 0 olan doğrunun üzerindedir. Şimdi arkadaşlar e, önce şunun bir doğru e, nasıl yapalım? Şöyle bir anlatayım. Ne demek o? Şuraya anlatayım. Arkadaşlar şöyle o soruya göre değil de genel olarak bir tane doğru alalım. Bakın şu doğru eksenleri kesen bir doğru. Normalde eksenleri hangi noktalarda kesmiştir? Şu noktalarda kesmiştir. Yalnız bu doğrunun üzerinde olan başka noktalar da vardır. Bakın mesela şu nokta. Nedir? X'i şurada kesmiştir. Y'yi de şurada kesmiştir. Mesela şu nokta. Gördüğünüz gibi X'i şu noktada, Y'yi de şu noktadır sıralı ikilisi. Arkadaşlar doğrunun üzerinden aldığımız noktalarda şöyle sağlıyor olabilir. Yani şuradan aldığım herhangi bir nokta x'e diyelim ki 3 diyelim y'ye eksi 2 diyelim. 3 eksi 2 noktası da mesela bu doğrunun üzerindedir gördüğünüz gibi. Şimdi c şıkkına bakacak olursak. 1 2 noktası denklemi bu doğrunun üzerindedir diyor. O zaman ne demektir bu? x'e 1 yazdığında y'ye de eksi 2 yazdığında sonuç 0'a eşit oluyorsa evet üzerindedir. Yani sağlıyor demektir. O zaman bakalım x yerine 1 yazacağız. Ee, o zaman 1 artı 6 çarpı y neymiş? Eksi 2 artı 11 eşittir 0 diyor. Burası 1 artı 6 kere eksi 2 eksi 12 artı 11 eşittir 0. Buradan arkadaşlar 1'den 12 çıktığında eksi 11 artı 11 eşittir 0. Yani eksi 11 artı 11 0 olduğu için arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar birbirine eşit oldu. Demek ki 1'e eksi 2 noktası bu denklemin üzerindeymiş. Doğrunun üzerindeymiş arkadaşlar. D şıkkına bakalım. Denklemi verilen doğrunun grafiği orijinden geçer. Orijinden geçebilmesi için iki bilinmeyen olacak. Sabit sayı olmayacak. İki bilinmeyen var ve sabit sayı da var. O zaman bu orijinden geçmez arkadaşlar. Yanlış olan ifade D şıkkıdır. Ama hani bu biraz size ezbere yönelttiği için Hemen bakalım. Şöyle diyelim. X'e 0 verdiğimde x 0 için y'nin 0 çıkması lazım ki orijinden geçsin. Bakalım 0 çıkacak mı? X 0 için yerine 0 yazdığımda burası tamamen 0 olur. 3y bölü 5 eşittir 1 bölü 2. Ne yapıyorduk? Çapraz çarpımdan 3y çarpı 2 6y eşittir 5 çarpı 1 5. Y'de nedir arkadaşlar? Y'de 6'lar sadeleşti. 5 bölü 6'dır. Yani x'e 0 verdiğimde y 5 bölü 6 çıktı. 0 çıkmadı. Gördüğünüz gibi. x'e 0 verdiğimde y 0 çıkması gerekiyordu ki orijinden geçsin. Ama y 0 çıkmadığı için orijinden geçmez. Bu denklem orijinden geçmiyor. Yanlıştır. şıkkı doğru aradığımız cevaptır. Peki gelelim diğer sorumuza. 7y-2 x-14 0 e, doğrusal denklemine ait doğrunun grafiği koordinat sisteminde y eksenini aşağıdaki noktalardan hangisinde keser diyor arkadaşlar. Şimdi bu ne demektir? y eksenini e, hangi noktada keser diyorsa ne yapıyorduk arkadaşlar? x eşittir 0 x'e 0 değerini verdiğimizde değerini verdiğimizde ne yapıyoruz? Y eksenini kestiği noktayı buluyoruz. Zaten şimdiye kadar da öyle yapıyorduk arkadaşlar ama ben şunu şu şekilde yazmak istedim. X'e 0 değerini verdiğimizde y eksenini kestiği noktayı buluyoruz. Zaten o zaman x'e bir 0 verelim. 7y eksi 2 çarpı 0 eksi 14 eşittir 0. Şurası 0 oldu. 7y eksi 14 eşittir 0 demektir. Eksi 14'ü karşı tarafa at. 14. Her iki tarafı 7'ye böl. Y yalnız kalsın. Y de buradan ne çıktı arkadaşlar? 2 çıktı. Gördüğünüz gibi Grafikte arkadaşlar x'e e 0 verdiğimde y'yi 2 noktasına kestiğini gördüm. O zaman aradığım cevap c şıkkıdır deriz. Burada da x'e hep 0 noktasını vermiş zaten. Diğer sayfamız. Koordinat sisteminde 2x artı 3y artı 24 eşittir 0. Doğrusal denklemine ait doğrunun A ve A artı 2 noktasından geçtiği bilindiğine göre A değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar yani demek istiyor ki bu nokta diyor şu denklemin üzerinde şu grafiğin doğrunun üzerinde. Bununla ilgili sorular çözdük. Bu ne demektir? X yerine A yaz Y yerine de arkadaşlar A artı 2 yaz demektir. Eğer bu noktalar bunu burada yerine koyduğumuzda sağlıyorsa A diğerini buluruz zaten üzerindedir diyorduk. Peki o zaman X gördüğüm yere A yazacağım. 2 çarpı A artı 3 çarpı Y gördüğüm yere de artı 2 yazacağım. Artı 24 eşittir 0. Burada 2A arkadaşlar gördüğünüz gibi içeriye dalma işlemini uyguluyorum artı 3a artı 6 artı 24 eşittir 0. 2a 3a daha 5a 6 24 daha 30. 30'u bu tarafa atalım. 5a eşittir eksi 30. Her iki tarafı da 5'e bölelim. a yalnız kalsın. a da arkadaşlar buradan eksi 30 bölü 5 nedir? Eksi 6'dır. Cevap gördüğünüz gibi e, A şıkkıdır. Çünkü bana A değerini soruyordu. Evet bu tarz sorularda bu şekilde çözülüyor. Gelelim başka bir tarz sorumuza. Diyor ki yanda koordinat sisteminde verilen KL L doğrusu eksenleri apsisi eksi 2 ordinatı 3 olan noktada kesmektedir. Buna göre KL doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, apsisi Eksi 2 demek ne demektir? Apsis x ekseni demektir. Yani x'i eksi 2 noktasında kesiyor. Ordinat neydi? Y ekseniydi. Y'yi de 3 noktasında kesiyor demektir bu. Peki x'i e, eksi 2 de kesiyorsa yani şurası arkadaşlar eksi 2 noktası. Peki ordinatı yani y'yi de 3'te kesiyorsa şurası da 3 noktası. Bunları yazdık. Peki noktaları yazdık. Aşağıdaki e, denklemlerden bize soruyor. Bunu nasıl okuyorduk arkadaşlar? Bakın x eksi 2 çıkmış. x eksi 2 olduğunda y 0 oluyordu. Peki x'e 0 verdiğimde de y değerini buluyordum. Yani 3'ü buluyordum. Değil mi? Sıralı ikililerimiz bunlar. Buradan okuduğum bu. Yani bu ne demektir? Herhangi birini alabilirsiniz. İster x yerine eksi 2 koy. Bak bakalım y 0 çıkıyor mu? Ya da e, x'e 0 var y 3 çıkıyor mu ona göre şıkları eleyeceğiz peki ben şunu kullanmak istiyorum herkes sağlıyorsa bir de şuna da bakmak lazım birkaç şık varsa e, öbür değere de bakmak lazım ikisini de kullanabiliriz peki x'e 0 veriyorum ilk önce a şıkkından başladım x 0 için şurası 0 oluyor zaten 2'ye eşittir 6 y de buradan ne çıktı arkadaşlar 2'ye böldüğümde 3 çıktı yani bu nokta 0'a 3 noktası oldu mu? Oldu. Peki bir de y'yi 0 verelim. y eşittir 0 için 3x artı 0 eşittir 6'dan. O zaman 3x 6 ise arkadaşlar x'te ne çıktı? 3'e böldüğümde 2 çıktı. Bu nokta nedir? Bu noktada 2'ye 0 noktasıdır. Ama benim aradığım eksi 2'ye 0. O zaman A şıkkı değildir. Eledim. B şıkkına bakalım. Hemen x'e 0 verelim. x 0 için ne diyorduk? Şurası 0 zaten. Eksi 2 y eşittir 6. Buradan da eksi 2'ye böldüğümüzde y eksi 3 çıktı. Yani bu nokta 0'a eksi 3 noktası var mı? Öyle bir noktam 0'a 3 arıyordum. Eksi 3 çıktı. B'yi hemen ilk denemede eledik. C şıkkına bakalım. X'e 0 verdiğimde 2y 0 burası gitti eşittir 6'dan y ne çıktı arkadaşlar 3 çıktı yani bu nokta 0'a 3 noktası sağladı mı sağladı peki bir de y'yi 0 verelim y 0 için şurası 0 oluyor eksi 3x eşittir 6'dan x ne çıktı arkadaşlar eksi 3'e böldüğümde eksi 2 çıktı yani x 2'ye 0 Sağladı mı? Sağladı. Demek ki aradığım cevap C şıkkıymış. Ama D şıkkına da bakalım. X0 için Y eksi 3 çıktı. Yani bu 0'a eksi 3 çıktı yine arkadaşlar. Demek ki D şıkkı da sağlamadı. 0'a 3 arıyordum. Cevap C şıkkıdır deriz. Diğer bir soru tarzımız denklemi 2x artı 3 eşittir 6 doğrusunun grafiği ve eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir diye bize soruyor. Böyle sorular çok çıkıyor arkadaşlar dikkatlice dinleyelim. Şimdi öncelikle bu eksenleri kesen bir doğrunun grafiği hemen ne yapıyorum? x'e 0 değerini veriyorum. x 0 için y değerini bulacağım. 2 çarpı 0 artı 3y eşittir 6'dan Arkadaşlar nedir? Her iki tarafı 3'e böldüğümde şurası çünkü 0 çıktı. Y ne çıktı? 2 çıktı. İlk noktam 0'a 2 noktası. Peki sonra da Y'ye 0 veriyorum. Y 0 için X değerini bulacağım. 2X artı 3 çarpı 0 eşittir 6'dan. Bu da ne demektir? Her iki tarafı ikiye böldüğümde şurası sıfır olduğu için x arkadaşlar 3 çıktı. Noktam ne? 3'e 0 noktası. Noktaları bulduk. Şimdi hemen grafiğimizi çizelim arkadaşlar. Hemen şöyle y ekseni x ekseni Evet. Noktalarımız ne? 0'a 2 x 0 iken y 2 y 2 şurası olsun. Birinci noktamız, ikinci noktamız x 3 iken y 0 yani 1, 2, 3 şurası olsun arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan şöyle bu iki noktayı birleştiren doğrumuzu çizdik. Evet, grafiğimizi çizdik. 2x artı 3y eşittir 6. Doğrusu bu. Bana neyi soruyor arkadaşlar? Eksenler bu grafik ile eksenler arasında kalan bölgenin alanını soruyor. Bu grafik bu. Eksenler neresi? İşte x ekseni burası. Y ekseni de burası arkadaşlar. Grafikle eksenler arasında kalan bölge şu taradığım mavi ile taradığım yer arası. Arkadaşlar bölgemiz burası. Bana neyi soruyor? Bunun alanını soruyor. Burada ne oluştu arkadaşlar? Bir üçgen oluştu. Hem de dik üçgen oluştu. Üçgenin alanı neydi? Şurası dik. Dik kenarları çarpımının yarısıydı. Şu kenar gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 birim. Şurası da arkadaşlar 3 birim. 2 üç. 3. Alan neydi? Üçgenin alanı dik kenarları çarpımının yarısıydı. Peki gitti. Ne kaldı arkadaşlar? 3 kaldı. 3 birim karedir deriz. Cevap c eşit kıymış deriz arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Denklemleri 3 x eşittir 3 ve y eşittir x 2 olan doğrular ile eksenler arasında kalan bölgenin alanını soruyor bize bu sefer de. Arkadaşlar üst sayfadaki e, çok böyle karalıyorum ya o izler çıkmış. Şöyle y eksenini çizelim. Şöyle de x eksenimiz olsun. Peki x eşittir 3 doğrusu neresi? 1 şöyle 1 2 3 olsun şöyle. Evet x eşittir 3 doğrusu bu. Y eşittir eksi 2 doğrusu şöyle eksi 1 Eksi 2 de şurası olsun. Bu da arkadaşlar y eşittir. Eksi 2 doğrusu. Hemen şuraya da eksi 2'yi yazalım. Evet bu doğrular ile eksenler arasında kalan bölge. Eksenler arasında kalan bölge arkadaşlar gördüğünüz gibi x ekseni burası. Y ekseni de burası. Arada kalan bölge şu kırmızıyla taradığım yer. Burada bir ne oluştu arkadaşlar? Dikdörtgen oluştu. Dikdörtgenin alanı neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenardı. Çarpı uzun kenar. Peki kısa kenarımız ne? Şu uzaklık. Bu uzaklık arkadaşlar koordinat sisteminde anlattım. Probleminiz varsa o videoya bakabilirsiniz. Bu uzaklık gördüğünüz gibi şurası eksik olduğu için uzaklık negatif olamazdı. Burası 2 birim oluyor. Peki şurası da gördüğünüz gibi x ekseninde arkadaşlar 3 birim. O zaman alan kısa kenar 2 uzun kenarda 3'ten 6 birim kare deriz arkadaşlar. Cevap C şıkkıdır deriz. Evet gelelim diğer sorumuza. Yanda verilen A, B ve C doğrularından birinin denklemi aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi A'ya bir bakalım. A arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle gösterelim. E, A grafiği x'i 1'de y'yi de 2'de kesmiş. Eksenleri kesen. Yani x 1 1'i 0 y ye 0 verdiğimde x 1 çıkmış ve arkadaşlar x'e 0 verdiğimde de y ne çıkmış? 2 çıkmış. Evet böyle olmuş. Şimdi B'ye bakalım. B'de gördüğünüz gibi şuradan geçiyor. X1, Y-1. Yani X, Y'ye 0 verdiğimde X1 çıkmış. X'e 0 verdiğimde Y-1 çıkmış. Eksenleri kesen olduğu için arkadaşlar. C'de gördüğünüz gibi C doğrusu da X eksenine paralel ve eksi 1'den geçmiş. O zaman bu nedir? Y eşittir. Eksi 1 doğrusudur. Şurası y'yi y eksenini eksi 1 noktasında kestiği için. Bunları yazdıktan sonra şıklardan artık eleyebiliriz. Peki A şıkkına bakıyorum. Y eksi 1 eşittir eksi 1 var mı? Var. Hangisi? C doğrusu. Peki şuna bakalım. E, X'e 0 verdiğimde arkadaşlar. Hemen x'e 0 ver. Burası 0 oluyor. Yeni çıktı. 2 çıktı. Yani bu 0'a 2 noktası var mı? Var. Aha da var. Peki y'ye sıfır verdiğimde şimdi y'ye sıfır verelim. y eşit 0 eşittir. E, eksi 2x artı 2'den 2x'i bu tarafa attığımızda 2x eşittir 2. x'te ne çıktı arkadaşlar? 1 çıktı. Bu noktamız ne? 1'e 0 noktası. A'yı verdim mi? Evet. Demek ki B şıkkı da A'nın arkadaşlar denklemi olabilir. Peki buna bakalım. X eşittir Y. Bu ne demektir arkadaşlar? İki bilinmeyen var ve sabit sayı yok. Orijinden geçen. Çünkü X'e 0 verdiğimde Y de 0 çıkıyor. 0'a 0. Sıfır. Orijinden geçen. Orijinden geçen bir grafik var mı burada? Orijin şurası gördüğünüz gibi böyle bir grafik yok. Aradığım cevap C şıkkı. D'yi de inceleyelim arkadaşlar. Bakıyorum iki bilinmeyen var ve sabit sayı var. O zaman x'e 0 verdiğimde y eksi 1 çıkar. Y'ye 0 verdiğimde x'te 1 çıkar. Böyle bir evet B şıkkı. Pardon B grafiği buna da şöyle B grafiği diyebiliriz olamaz diyordu. O zaman cevap C şıkkıdır deriz. Diğer sorumuz 2'ye 1 noktasının denklemi olan doğru üzerinde olması için A kaç olmalıdır? Arkadaşlar eğer ki bu nokta bu doğrunun üzerinde olmasını istiyorsak ne diyorduk? X'e 2 vereceksin Y'ye de 1 vereceksin demek oluyor bu. Hemen verelim isterseniz. X'e e 2 çarpı 2 vereceğiz. Artı y'yi de arkadaşlar 1 vereceğiz. Evet. Eksi 5 eşittir 0. 4 artı a çarpı 1'den a eksi 5 eşittir 0. Bu ne demektir arkadaşlar? a eksi 1 eşittir 0. a ne çıktı? 1 çıktı. Evet bana da a'yı soruyordu. a 1 olmalıdır deriz üzerinde olduğu için yerine yazabiliyorum arkadaşlar. Hemen gelelim diğer soruma. 3'e B noktasının denklemi şu. Olan doğrunun üzerinde olması için B kaç olmalıdır? Şimdi doğrunun üzerinde olması için X yerine 3 yazmalısın. Y yerine de B yazmalısın demek oluyor bu. Hemen yerine yazalım. Şöyle X artı 3 Y 12 denklemini yazalım aşağıya ve yerlerini yazalım. X'e 3 verelim. Artı y'ye de b verecekmişiz. 3B eksi 12 eşittir 0. Buradan da arkadaşlar 3B 3 eksi 12 nedir arkadaşlar? Eksi 9. O zaman 9'u bu tarafa attık. Eksi 9'u artı 9 oldu. 3'e böl her iki tarafı. B ne çıktı arkadaşlar? 3 çıktı. Bana neyi soruyordu? B kaç olmalıdır diyordu. B 3 olmalıdır. Üzerinde olması için. Bu noktanın bu denklemin üzerinde olması için ya da e, doğrunun üzerinde olması için X yerine 3 Y yerine de B yazmam gerekiyordu. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.